Herkese merhaba arkadaşlar, ben Azgem Teli kanalından Gökhan, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Değerli kardeşlerim, değerli dostlarım benim, bugün sizlerle birlikte takas turuyla bir tane yıldız oyuncu alacağız. Bildiğiniz üzere geçen videoda belirtmiştim, takasta kimi alayım diye. 3 tane Lenglen var ve bu Lenglen'leri takas edeceğim ve takasa bir tane futbolcu alacağım. Sizin tahmininiz nedir? Sizce kimi alacağım? İlk başta seçenekleri size sunuyorum arkadaşlar. Eden Hazard, Kylian Mbappe ve Sergio Ramos, bu üçlüden birini alacağım arkadaşlar. Sizce ben kimi alacağım? Yorumlar kısmına belirtin ama videoya bakmadan tabii ki de. Arkadaşlar şu an videoyu izliyorsanız lütfen like atıp yorumunuzu da unutmayın. Onun dışında arkadaşlar kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmak için abone olun. Kanalımıza destek vermek istiyorsanız Noob Aya seviyesine, Pro Aya seviyesine ve Superstar Aya seviyesine katıl butonundan bize katılabilirsiniz arkadaşlar. Bu da canlı yayınlarda isminizin veya yaptığınız zaman yorumunuzun yanında yeşil bir rozetin olmasını sağlıyor. Tabii ki de bunu sizin tercihinize bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar kulüp kısmına gittik. Takımım kısmına da gidelim. Buradan takasımızı gerçekleştireceğiz. Ve takasta açıkçası halen karar veremedim. Lengle vardı, evet. Lengle, iki tane de burada var. Ve iki Lengle'yi takas edelim bakalım. Lengle ve diğer Lengle. Hiçbir şekilde seçili falan yapmayacağım. Zaten oyuncular burada. Oyunculara baktığınız zaman Messi var, Neymar var, Suarez var, Eden Hazard var, Sergio Ramos var. Onun dışındaki seçeneklerde Mbappe var. Açıkçası Lewandowski de isterdim ve sanki benim Lewandowski'm var gibi. Burada sahip olmadığım oyunculara bakıyorum da, yani çoğu oyuncuya sahibim arkadaşlar. O yüzden tercihimi böyle bir seçenekten yana kullanacağım. İyi bir sağ bek de yok ki. İyi bir sağ bek olsaydı belki sağ bekten birini alırdım. Şimdi arkadaşlar bildiğim kadarıyla bende Mbappe yok. Şöyle takıma ufak bir göz atacağım. Mbappe'nin açıcısı olmadığını düşünüyorum ama aynen. Mbappe'm var mı? Yok, burada gözükmüyor. Ya diğer tüm oyuncular var. O yüzden sanki Mbappe'ye yönelecekmişim gibi bir halim var. Açıcısı Sergio Ramos'un da yok. Ama Mbappe herhalde aldığım oyuncu oldu. Şimdiden Mbappe'nin özellikleri de bakalım. Mbappe 21 yaşında olması benim için avantaj. Hemen XP'de basacağız. Kylian Mbappe'ye ve gerçekten özelliklerinin ben açıkçası iyi olduğunu düşünüyorum. Şu şut gücü, hızlanması falan, bunlar da artacaktır illaki ve 3 tane Mbappe'ye takasımızı gerçekleştirdik. 3 tane Mbappe, 3 tane Lengle'ye takasımızı gerçekleştirdik ve Kylian Mbappe takımımıza aldığımız futbolcu oldu. Şimdi arkadaşlar tekrardan takımım kısmına gideceğiz. Takasta da bu arada takas görevini yaptık herhalde. Şöyle tamamlandı, var mı? Alınabilir diyelim. Şöyle alınabilirden alınan takas oyuncu sayısı bir tane daha yaptığımız için burada 10 coins kazanmış olduk. Şimdi arkadaşlar kulüp evine gittik. Takımım kısmından tabii ki de Mbappe'ye biraz antrenman basacağız ve Mbappe'yi de açıkçası kullanmayı istiyorum. Şöyle oyuncular kısmından sıraladan şöyle imzalama tarihi yaptığımız zaman Kylian Mbappe'ye antrenmanımızı basalım. Bakalım Mbappe nasıl bir gen seviyesine ulaşacak, gerçekten merak etmiyor değilim. Şöyle 35.000 70.000 GP basacağım Mbappe'ye. 70.000 GP ile bence işimizi görür. Şöyle 20.yi de işaretledik. 20 çarpı 3500'den 70.000 GP Kylian Mbappe için basmış bulunmaktayız arkadaşlar. Gerçekten 3 tane Lengle'ye takas turumuzu yaptık. Bu takas turlarıyla birlikte aldığımız oyuncular, ya oyuncu Kylian Mbappe oldu. Mbappe için de gerçekten mutluyum. 95 ken oldu. Müthiş. Şimdi Mbappe'ye XP basmaya devam edeceğiz. Antrenman diyeceğim. Bir 35.000 daha GP basalım. Bakalım seviyesi ne konuma kadar gelecek. 6, 7, 8, 9, 10. 35.000 GP daha basalım Mbappe için. GP diyoruz. 35.000 XP. Gökhan ne oluyor sana ya? 35.000 XP. Abi bayağı da yükseldi ha. Mbappe 96 ken. Antrenman diyelim. Müthiş. Gerçekten çok hoşuma gitti bu özelliğinin bu şekilde olması. Şimdi bir 35.000 XP daha basalım. 11 seçtik, 10 olsun. Hani böyle takıntılı da değilim ama 30 96 muhtemelen 97 ile Mbappe bitirir. Şu an ÖGE kullan dedik de, özür dilerim. ÖGE ile alakamız yok bizim. Antrenmana devam edelim. Mbappe'yi son seviye yapalım. Zaten antrenman bolluğumuz var. Antrenman konusunda sıkıntı yaşamadığımız için bol bol vermeye devam edelim. Şöyle yetmediği için tüm şeyleri verdim. 3500 XP'leri verdim. 97 gen Kylian Mbappe SF'den son antrenman ögelerini kullanalım. Şöyle 12.000 XP'lerden 5 tane vereceğim. 60.000 XP'ye %99 dolacak zaten.
Ve 97 gen Mbappé'nin şimdi oyuncu ayrıntılarına bakacağız. Ve Mbappé'yi bir tane maçta da oynatmayı düşünüyorum. Şimdi özellikleri 94 ofansif farkındalık. Top kontrolü 95. Top sürmesi 98. Sıkı top tutma özelliği 95. Bitiriciliği 94. Hız ve hızlanması 99. Şut gücü 86. Sıçraması 92 ve dengesi 93. Ayak kullanımlarına bakalım arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla ikisi de iyi. İkisi de çok çok iyi. Hem zayıf ayak kullanımı. İkisi de gerçekten çok çok gözdeymiş. Şimdi o zaman Mbappe'yi kullanacağımız bir maç yapalım. Kulüp evine gittik. Kulüp evinde şöyle baktığımız zaman 97 gen Mbappe'yi şöyle kullanacağız. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Tabii ki de bunu daha belirgin olabilmesi için etkinlik modundaki şuradaki English League Challenge'da yapacağız. Yani burada orta seviye bir mücadele yapacağımızı ifade edelim. Şöyle Mbappe'yi kullanmak maksadıyla bir ilk yarısını izletebileceğimiz bir mücadele örneği umarım sizlere sergileyebiliriz. Olabildiğince iyi bir şekilde kullanmaya çalışacağım. Dribbling özelliğinden faydalanmaya çalışacağım. Ama bakalım bizi sonrasında neler bekliyor? Hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Takasla aldığım Mbappe'yi şimdi kullanıyorum. Ki muhtemelen de gerçekten memnun kalacağım bir oyuncu olacak. Newcastle United'la oynayacağız. Gene lisans sorunu var bildiğiniz üzere Konami'nin. Abi şu oyuncunun gerçekten bu şekilde olması beni çok mutlu etti. Mbappe. Mbappe. Aslında iyi başlayabiliriz. Mbappe'nin şutu biraz gecikti. Şimdi Kylian Mbappe. Kylian Mbappe Dubravka. O da kötü pozisyonda vurdu. Şimdi Sharp top onlara geldiği zaman nefret ediyorum ya. Damut. Fernandez. Stones. Naby Keita. Haydan. Ya top bana gelmiyor ki bütün bu top onlardayken. Pogba. Şimdi Pogba müthiş gönderdi. Kylian Mbappe'ye. Kylian Mbappe. Bitiriciliği çok iyi. Kylian Mbappe. Ben buradayım diyor. Ve takasla gelen Kylian Mbappe. Gerçekten çok kaliteli bir futbolcu. Ve bitiricilik özelliğinde burada konuşturmuş oldu. Tabii ki de defans. Ya bu oyuncuyu nasıl kullanabilirsiniz biliyor musunuz? İki tane ofansif orta sahada veya Naby Keita ile bizim bu De Bruyne ikilisini bir arada kullanacaksın arkadaşlar. Sürekli Mbappe'ye defans arkası toplar atacaksın. Ondan sonra Mbappe koşsun. Zaten adamın hızı müthiş. Her türlü iş yapar diye tahmin ediyorum. Stones and Carroll. Ya bu Carroll'ın top indirme özelliğine gerçekten bayılmıyor değilim. Şimdi Bernardo Silva. Müthiş gönderdi. Naby Keita'ya gelmedi. Maguire. John Stones pasını aktardı. Pellegrini. Müthiş pas. Naby Keita'dan Mbappe'ye. Mbappe kaleci. Heung-min Son. İyi bir pozisyonu değerlendiremedik. Naby Keita. Heung-min Son. Korner. Evet. Baskılı bir oyun. Ancak golü bulamadığımız bir mücadele oluyor. İşte Naby Keita çok güzel. İyi bir plase. Dubravka top kornere çıktı. Buradan golü atar mıyız ki? Çok kötü kullandık. Çok kötü kullandık. Direkt vurmam gerekiyordu ama direkte vurmadı ilginç bir şekilde. Evet. Beşli bir dizilim görüyorsunuz şu an. Rakip Newcastle United'da. Atsu. Atsu da hızlı futbolculardan bir tanesi. Ve faul verdi. Çok tehlikeli bir yer. Newcastle United Friki'yi kullanacak olan takım. Gerçekten çok tehlikeli bir yer. Umarım buradan bir gol falan yemeyiz. En büyük temennimiz, arzumuz bu şekilde. Long stuff. Long stuff. Kylian Mbappe. Harry John Stones. Çok güzel gönderdi. Heung-min Son. Son. Müthiş pas Naby Keita ya. Ancak Naby Keita'nın biraz uzağında kaldı. Son Heung-min diyor. Biz de Heung-min Son diyoruz. Gerçekten ilginç bir ikilem oldu. Bernardo Silva. Pellegrini. Kylian Mbappe. Müthiş pas. Heung-min Son. Ancak ikili mücadeleyi kaybetti ve top kontrolünde normal olarak kaybetti. Dubravka. Atsu. Kylian Mbappe.
Faili hay şey verdi. Newcastle United'a verdi. Orada müdahale var gibi. Evet. Biraz Pogba. Sert girmiş açıkçası ama herhangi bir kartın olacağını çok zannetmiyorum. Bir kontradan Mbappe'yi yine golle buluşturabilir miyiz bilmiyorum. İlk yarının sonları ama. Carroll. Tabi Carroll. Tabii ki de Naby Keita'dan önce top indirir. Longstaff. Şimdi müthiş bir kontrol olabilir. Paul Pogba. Heung-min Son'a doğru. Heung-min Son. Başaramadık. Retro Williams. Jetro Williams. Artık retro mu? Jetro mu? Şimdi Bernardo Silva. Müthiş pas diyecektim ama gene gelmedi. Naby Keita. Top geçmedi. Ya Mbappe'yi tek bir kere kullanabildik. Onda da golü bulabildik. Bizim açımızdan iyi. Yeteri kadar verimi aldık mı? Aldık. En azından golümüzü de attık. Videonun ikinci yarısını atmak isterdim arkadaşlar ama gerçekten vaktim yok. Okula gitmem lazım. Sınavım var. O yüzden videoyu bu şekilde sonlandıracağım. Ama Mbappe ile ilgili video istiyorsanız tabii ki de video gelecektir. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.